en yaygın düşüncelerden bir tanesi peygamberler günahsızdı. Bu tamamen yanlıştır. Peygamberler günahlıdır. Tıpkı bizim gibi günah işlemiştir. Çünkü onlar da bizim gibi insandır. Örnek vermek istiyorum. İbrahim yalan söyledi. Firavun'a eşi Sara'yı kız kardeşi olarak tanıttı. Onların evlenmesine izin verdi. Ancak Firavun Sara'ya hiç dokunmadı. Çünkü Tanrı Firavun'a rüyasında onun İbrahim'in eşi olduğunu söyledi. Davut zina yaptı, insan öldürdü. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı, Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. Mektupta şöyle yazdı. Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Musa bir Mısırlıyı öldürdü. Yunus Tanrı'nın sözüne itaat etmedi, ona karşı geldi, hatta Tanrı'ya öfkelendi. Süleyman Tanrı'nın sözüne itaat etmedi. Tanrı ona başka halktan kadınlarla evlenme dedi ama o başka halktan kadınlarla evlendi ve aynı zamanda putperestlik yapmaya başladı ve Tanrı'dan uzaklaştı. Kutsal kitapta birçok peygamberin hayatını görüyoruz. Bu peygamberlerin günahlı olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir peygamber kusursuz değildi. Kusursuz olan, günahsız olan sadece Rab İsa Mesih'ti. O hiçbir şekilde günah işlemedi. Kutsal kitap diyor ki İsa Mesih bütün denenmelerden geçti ama hiç günah işlemedi.